Merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma dememem gerektiğini biraz geç hatırladım. Kusura bakmayın, sorun yoktur umarım. Bugün günlerden Cuma ve saat 7'ye geliyor. Eve gireli 10 dakika oldu. Üzerimi değiştirip kamerayı öyle açmak istedim. Bugünümü çekmedim. Yine yoğun bir gündü benim için. Cuma günleri biliyorsunuz çok yoğun oluyor. Ama geçen hafta Cuma günümü çektiğim için bugün böyle onun devamı gibi düşünebilirsiniz. Eve geldim. Yemek yapacağım ve kamerayı açayım dedim. Birkaç şurada gördüğünüz market alışverişim var. Onları sizlere göstereceğim. Böyle başlatmak istedim video. Yani sürekli Cuma, hafta içi, hafta sonu olsun istemedim. Bu video yarına da sarkacak. Ama yarın iki tane düzen videosu çekeceğim. Giyinme odamı düzenleyeceğim. Bir de işte temizlik, yani şu arkamda gördüğünüz tapırları düzenleyeceğim. Ayrıca yani iki video çekeceğim. Vlog nasıl devam eder bilmiyorum. Gidişata göre bakacağız. Bu böyle biraz daha evde takılmalı bir gün olacak. Burak şu an çalışıyor. Mert gitmesine 2-3 gün kaldı. Mert'le birlikte yemeğe gelecekler ama kaçta gelirler bilmiyorum. Normalde 7'de çıkıyorlar. Bugün iş biraz uzayabilirmiş. Ben şunları yerleştireceğim. Çamaşırlarım var, onları toplamam lazım. Instagram'da yapmam gereken işbirlikleri var. Onları halledeceğim falan. Yemeğe yetiştiririz. Yemek olarak da aklımda KFC yine tavuk var. Çünkü bayağıdır yemiyoruz. En son sizinle birlikte yapmıştık ve Mert de onu yemedi. KFC normalde çok seviyor. Aslında komutan biliyorsunuz Mert. Buraya geldi ve onu hiç tatmamıştı. Yapmamıştım ben ona. Onu yapayım diyorum. Sonra tatlı falan yaparız Mert gelirse. Bakacağız duruma göre. Şimdi şunları bir yerleştireyim. Sizlere de göstereyim neler aldığımı. Bir saniye. Üzerimdeki çok tatlı değil mi? Maviden almıştım. Böyle şu an giydim. İlk kez sadece fotoğraf çekilmek için giymiştim. Alalı 2 ay falan oldu. Bu nasıl bir şeydir? Yani kıyafetlerimi göremiyorum. Göremiyorum, farkındasınızdır. O yüzden dolap hesabıma bir sürü ürün yükleyeceğim. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen yüklemiş olurum. O yüzden dolap hesabımı şuraya bir yere bırakayım. Mutlaka bakın, bir sürü ürün yüklemeyi düşünüyorum giyinme odamı düzenlerken. Çünkü artık sıkıldım. Eşyadan çok bunaldım. Ve azaltmak istiyorum. Bu da çok tatlı, maviden almıştım. Bunu bulabilirsem aşağıya linkini bırakırım. Bakabilirsiniz. Çoğu ürünün aşağıda linki olacak, açıklamalar kısmında veya yorumlarda. Oradan bakabilirsiniz. Reklamlar. Çok demişsiniz. İşte yeter artık Instagram'ını söyleme diye. Ya arkadaşlar, bu kanalda çoğu markanın, yani çoğu ürünleri tanıtıyorum, reklamını yapıyorum, sevdiğim. Ya bırakın da bir 2 dakikada kendi Instagram adresimi söyleyeyim. Yani buna da hakkım var, anladınız mı? İşte yeter Fatma, herkes seni takip etsin. Takip edin tabii ki. Çünkü Instagram'dan her şeyi paylaşıyorum. Gün içinde 2-3 kez canlı yayın yapıyorum hayatımdan. Çok daha yakınız. Story atıyorum. DM'lere çok daha çabuk dönüyorum. Link bırakıyorum. O yüzden Instagram'dan takip edin diyorum. Çünkü bunun storiesini çoktan atmış olacağım bu gece. Şimdi gidip atacağım mesela. Neyse. İsteyen takip etsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar moraller çok bozuk. Şu an bakıyorum ve bir tane bile sağlıklı bir şey almamışım. Acil spora başlamam lazım. Kilo aldığım için değil, sağlıklı beslenmek istiyorum. Spora başlamak istiyorum. Karın kası, kol kası yapmak istiyorum. Bakalım, başlayacağım umarım. Burak askere giderken falan Mars Nisan gibi başlamayı düşünüyorum. Her sene o zamanlarda başlarım zaten ben. Ama yani niye böyle yaptım? Hep tatlı yapmak için bir sürü şey almışım. Kime neyin tribine atıyorum ya. Neyse, gösteriyorum. Bakın, bunlarla bir tatlı yapacağım. Muzlu, burçaklı, negrolu bir tatlı yapıyordum. Bunun içinde Oreo da oluyor galiba. Oreo'muz da var.
Çikolata almışım. Kahvenin yanında çok seviyorum. Bu zaten hayatımda en sevdiğim çikolata. Daha iyisini yemedim. Bunları almışım. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Bunun içine de yani bakın fantezilere bakın. İnternette gördüm. Bunun içine Nutella sürüp böyle fırına mı atıyorlar, tavada mı kızartıyorlar? Baklavalık yufkayın içine Nutella sürüyorlar. Efsane bir şey oluyormuş. Bunu deneyeceğim. Yani hep tatlı. Tavuklarla şimdi yapacağım. KFC yapacağım. Kola, sağlıklı yaşam. Krema KFC için gerekli. Hazır patates almıyordum, almışım hamburger için. Çöp torbası ve bugün bana Silva'dan birkaç ürün geldi. Bu da gönderdikleri Silva'daki Silva mop arabada kaldı çünkü alamadım. Şu an alsam iyi olur. Yerleri silerim. Hatta alayım değil mi? Tamam dur. Alayım hem size göstereyim hem de bu işte genel temizleyicisini göndermişler. Bir de şunlar. Bir de ekmek. Vallahi çok sağlıksız. Sonra yorum yazıyorsunuz. Nasıl bu kadar sağlıksız beslenip nasıl bu kadar fit kalabiliyorsun? Son demlerim ya. Kesin kilo alacağım. Şaka şaka. Ben 3 kilo alsam var ya spor salonunda yatarım. Öyle de bir kararlı bir insanım. Ben bunları yerleştiriyorum şimdi. Arkadaşlar bugün böyle bir paket geldi. Bu bana Instagram'dan yazmıştı daha önce. Yine Instagram'ını bırakayım aşağı. İsterseniz ulaşabilirsiniz. Bu Silva'nın bezlerini duymuşsunuzdur. Böyle çok güzel mopları oluyor ve cam bezleri oluyor. Temizleme bezleri falan oluyor. Gerçekten de böyle güzel olduğu söyleniyor. Bana da işte Instagram'dan göndermek istediğini söylediler. O yüzden ben de denemek istedim. Sizler için deneyeceğim. Normalde ben Villadam'dan çok memnunum. Villadam'ın linkini de bırakırım aşağıya. Ama bu daha pratik. Hani Villada'ya su doldurup temizliyorsun ki tek tek. Hani Villada'nın suyu bana kirli geliyor diyenler için bunun içerisinden şöyle bendeki susmuyor. Mikrofiber bu mop ikili set halinde olanı şöyle içinden bir tane aparatı çıkıyor ve şöyle kuru bir bezi çıkıyor. Bir de ıslak olarak kullanabileceğimiz iki farklı bez çıkıyor. Kuru olanı süpürge görevi görüyor. Yani yerdeki tüyleri, kılları, tozları önce bununla alıyorsunuz. Sonra ıslakla bunu direkt böyle yıkayıp deterjan kullanmıyorsunuz diye biliyorum. Yıkayıp kullanıyorsunuz. Temizlik işlerine sadece su yeterlidir. Sağlam ve dayanıklıdır diyor. Sadece suyla silmeniz bile yeterli diyor. Dediğim gibi bu ıslak olanı şöyle bir de şeyi çıkıyor. Gevşetiliyor ve istediğiniz gibi uzatabiliyorsunuz. Şimdi yüzey temizleyici falan göndermişler. Ayrıca cam bezi göndermişler. Ki cam bezi bende vardı. Ama ben kullanmadım. Temizlikçi ablalar kullandığı için bilmiyordum. Silva'nın ürünlerini annem zaten çeyizime falan almıştı. Bu şekilde şimdi sileceğim. Umarım güzel olur. Çünkü mutfak benim taş. Yani bunu laminentte de kullanabilirsiniz. Mutfak taş ve sürekli kıl tüy dökülüyor. Mesela şu an havada tozlar var. Benim moralim bozuk ama yarın temizlik olacağı için şu an takmıyorum. Sadece bunu denemek istiyorum şu an sizlerle birlikte. Şu an kurumu geçiyorum. Sonra ıslakla geçeceğim. Wow. Arkadaşlar, şu an bakar mısınız yerden çıkan toza? Ve gerçekten topluyor hepsini. Ben de nereye gitti bunlar diyorum. Yerdeki bütün tozları topladı. Direkt bunu silkeleyebilirsiniz. Fırçasıyla fırçalayabilirsiniz. Bunları alacağım. Sonra ıslığa geçeceğim ama şu anlık beğendim. Şimdi bunu çıkarıyorum arkadaşlar. Ve şunu takacağım. Bunu da ıslattım bu arada. Hadi bakalım.
Arkadaşlar çok iyi. Ben yine hızımı alamadım ve şu antreye falan da geçtim. Ama buraya direkt ıslak bezle geçmiştim. O kadar saçları topladı ki ben her gün 2 günde bir mutfağa burayı süpüren biriyim. Yine de çok iyi. Özellikle fayans için işte böyle bunun için. Mesela ben diyelim ki aniden bir misafirim gelecek ve toz almam yani süpürmem ve silmem gerekiyor. Direkt sadece şu yeşille bile normalde maviyle tozları alıp kılları alıp sonra ıslatıp onunla kullanabilirsiniz. Direkt bununla bile yerleri pırıl pırıl yapıyor. Gerçekten beğendim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Eğer eviniz full taşsa veya her gün silmeden rahat edemiyorsanız deneyin. Bence bakın beğenirsiniz. Şimdi sadece suyla yıkayacağım ıslak olanı. Kuru olanı silkeleyin diyor. Direkt tozlar dökülüyor zaten. Bakın. Şöyle kuru olanı mesela silkeledim ve şurada direkt tozlar çıktı. Çok beğendim. Banyo ve mutfak için bence kurtarıcı. Ben sadece süpürge konusunda şu an şeyim. Halıları süpürmek için. O da ama beğendim. Gerçekten kurtarıcı. Ben direkt bezi takılı bırakıp duracak. Hani ani bir durumda direkt bununla temizleyebilirsiniz. Bence çok iyiyim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi bu bezi yıkayacağım. Sonra yemek işine girişiriz zaten. Şimdi burada çamaşırlar var biliyorsunuz. Biliyorsunuz derken nereden bileceksiniz. Bunları toplayacağım. Yıkanacak yani ütülenecekleri de ayıracağım. Ütülerim muhtemelen. Yarın böyle ben normalde hafta sonu temizlik yapıyordum. Ama yarın 2 video çekmem gerektiği için. Ben normalde hafta sonu ütü yapıyordum. Ben normalde hafta sonları ütü yapıyordum arkadaşlar. Ama yarın 2 video çekmem gerektiği için ütü çamaşır işlerini bugün bitiriyorum. Yarın sadece silip süpürüyorum. Artık böyle bir rutinim oluştu cumartesi günleri. O yüzden her cumartesi vlog çekmiyorum temizlik olduğu için. Yarın da ayrıca 2 video çekeceğim. Yani nasıl video nasıl gider bilmiyorum. Nerede bitiririm. Şimdi bunları bir toparlayayım. Sonra buradan bir odayı havalandırırım. O sırada ben yemeğe geçerim. Ütüyü de bir ara yaparız zaten. Bugün şu çikolataları aldım arkadaşlar. O kadar güzel ki Melody'nin çikolataların, Melody markasının çikolatası. Çok güzel, frambuazlı diye geçiyor. Şimdi koyacağım bunları. Biraz fiyatları pahalı ama ben çok beğendim. Böyle kahvenin yanına falan harika olur. Şimdi şuraya dizeceğim bunları. Bu arada şey diyebilirsiniz, bir saniye ışığı açayım. İşte hani misafir gelecek diyorsun, niye hala yemeğe başlamıyorsun diyebilirsiniz. Mert'in geleceği kesin değil çünkü Burak'ın işi çok geç olursa gelmesinde bir anlamı yok. O yüzden şimdi ben bir arayayım onları dedi. Son araba varmış şu an. Yani bir saate gelebilirler. O yüzden ben de az mı yapacağım, çok mu yapacağım bilemediğim için biraz ütü yaptım. Zaten yarısı kaldı. Ona devam edeceğim. Şimdi mutfağa geçtim. Tavukları kesmeye başlayacağım. Bu arabaya başlayacağım.
Diyeyim. Bakın içine. Frambuaz sevmiyorsanız, çikolata sevmiyorsanız bile bunu alın deneyin. Çok iyi arkadaşlar. Mutlu oluyorum ya. Ve şimdi Burak konuşmuş arkadaşlar. Gelmeyecekmiş çocuklar. O yüzden ben tavuğu ikimize göre yapacağım. Muhtemelen fazla gelecek ama onu ayarlamaya çalışıyoruz herhalde. Ayarlarım diye düşünüyorum. Bir tane fazla geliyor. Bir tane de az geliyor. Nasıl yapacağız? 1,5 falan yapacağım. Arkadaşlar şimdi şurada tavuklarımı hallettim ama bunları canlı yayın yaparken yaptığım için ekstra kamerayı açmadım. Zaten biliyorsunuz. Normal baharat, un, yumurta krema karışımı ve en son şeye karıştırıyorum. Mısır gevreği ile buluyorum. Bu kadar. Bunu da kızartacağım. Bunda da makarna suyu koydum. Makarna yapacağım. Yine canım makarna istedi arkadaşlar. Genelde vloglarımda makarna var ama şey, hani günlük hayatımda haftada 2 falan yiyoruzdur. Genelde de vlog günlerine denk geliyor. Onu söyleyeyim. Bir de şey, geçen videomu yazan olmuş. İşte hep niye böyle hazır şeyler, fast food tarzı yiyorsun? Niye hiç hani sulu yemek yapmıyorsun? Yapıyorum arkadaşlar. Ekstra belirtmek istiyorum. Çok saçma geldi. Çünkü onu da seviyor olabiliriz. Ama Burak gün içinde zaten iş yerinde yemek yapan abla var. Sulu yemek yapıyor. O yüzden akşamları böyle pizza olsun, işte KFC, hamburger ki el emeğiyle yapıyorum. Onları da hazır söylemiyorum sonuçta. Daha çok seviyor bu tarz şeyleri. O yüzden o öyle istediği için onu yapıyorum. Bunu da ekstra söylemek istedim. Çünkü sürekli hazır şeyler, işte bu tarz şeyler yiyorsun diyen oldu. Yani sırf sevdiğim içinde yiyebilirim aslında. Hiçbir sorun yok. Ama ekstra açıklamak istedim. Şimdi bunları yapacağım. Yiyeceğiz. Sonra bakarız. Ve hazır. Üstüne basıyorum. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Burak'cığım selam vermek ister misin? Thank you.
Çöp ver aşkım, çöpe at. Sana kırmızılık giderici krem sürmemi ister misin? Yok aşkım, gerek yok. Buraya yiyeceğim. Bir olsa neyse. Bakayım. Evet, kızarmışsın sen ya. Çok ya, acayip. Nasıl, sen güneşten yanmış gibi olmuşsun. Ama şimdi duştan da çıktım, evet, da ondan. Krem, evet. Rüzgar yani sıyırıyor tabii, kızarmam normal. Aynen. Ne yapacaktım ben, bir şey yapacaktım. Aşkım çok dışarı çıkıyor. Ama işi var tabii, gezmeye değil. Sonra demeyin saat kaç oldu, nereye çıkıyor bu çocuk diye demeyin. Onlara yasak yok, onlar çıkabiliyor. Yani kömür, lojistik hepsi olduğu için. Arkadaşlar, Burak benim nemlendiricimi sürüyor. Hani sürekli gösteriyorum ya Instagram'dan falan, üreden. Çocuk zaten, onun da cildi çok parlak. Şimdi de sürmüş, düşten çıkınca nasıl parlıyor. Diyorum ki YouTuber eşi olduğunu nasıl belli? Millet sorar yani ona, kesinlikle nasıl cildin bu kadar parlak diye. O da üreden kullanıyor. O da çok seviyor nemlendirici kullanmayı. Ellerine, yüzüne, her yerine kremliyor. Şimdi ben buraya tabii ki tahmin edersiniz ki o da sprey sıkacağım. Sonra yarım kalan ütülerime gideceğim. Sonra belki bu videoyu editlemeye, yani duşa falan gireceğim. Sonra saç bakımı falan yaparız. Sonra bu videoyu bitirir miyiz acaba? Çünkü yarın şöyle uyanacağım muhtemelen. Ve kahvaltımı yapacağım. Sonra direkt video çekeceğim. Yani en fazla videoya birlikte hazırlanırız. Onun haricinde yani süpürgeyi çekmek istemiyorum. Temizlik videoları yeni atıldı. O yüzden böyle yarım gün falan da olabilir, 1,5 gün de olabilir. Neyse, bakacağız hepsine. Gidişata göre hepsine bakacağız. Şimdi makineyi çalıştıracağım arkadaşlar. Beyazları atayım. Bunlar da yarın kurusun. Zaten iş çamaşırı falan var. Kurusunlar. Hemen yarın bunları toplarım süpürge yapmadan önce. Şu Omo'nun beyazlık olanı kullanıyorum. Bir de Yumoş var. Yumoş aldım. Yumoş deneyeceğim. Yumuşatıcı olarak sürekli zaten Omo kullanıyorum. Yumoş kullanıyorum. Bu kadar. Bu sırada da televizyonu açıp hem ütü yapacağım. Sonra belki bir tatlı yaparız. Canım istemiyor da yapmak istiyor. Yemek istemiyorum ama sürekli bir şeyler yapmak istiyorum. Niye böyle bilmiyorum arkadaşlar. Çok böyle deli gibi tatlı falan yiyen değilim ama videolarda olsun, normal hayatımda olsun. Hani biri gelir diye tatlı yapıyorum deli gibi. Veya başka bir şey. Değişik, ilginç bir alışkanlık. Neyse, şimdi bunu yapayım. Şimdi arkadaşlar, sizinle çok pratik, dünyanın en pratik tatlısını yapacağım. Ben bu tatlıyı yıllar önce Görkem Karman'ı takip ediyordum. Onu da görmüştüm. Siz daha o zaman gençler için söylüyorum. Yani bundan 6-7 yıl önce. 6-7 yıldır ben YouTube izleyicisiyim. Şöyle bir şey yapacağız. Çok az malzemeyle böyle tatlı isteğinizi bastıracak bir şey. Sadece Lupo da lazım ama Lupo yok bu tarifte. O yüzden elimdekilerle yapacağım. Bir çikolata almam lazım. Kremayla karıştır. Ama güzel, çok güzel. Üniversitedeyken bunu çok yapardım. Bayağı Burak da severek yerdik yani. O yüzden bir gün tekrar yapmak istedim. Ama şöyle eksik olabilir. Neyse, bakacağız. Neymiş? Vardır. Çikolata, tamam, bunu da eriteceğiz falan filan, göstereceğim zaten bu aşamaları. Sonra duşa gireriz, sonra çıkınca kahveyle tatlı yeriz falan filan, güzel olur. Öncelikle şundan biraz eriteceğim ben Mary usulü. O yüzden bir kettle'ıma su koyayım. Sonrasında onu eriteyim. Ya böyle sen mutfağı toplayınca bir daha şey yapmak istemiyorum. Bozmak istiyorum. Sizde de oluyor mu?
Mutfağın giriş çıkışını kapatmak istiyorum mesela. Ama kapatamıyorum tabii. Çünkü bitmiyor. Yapacaklarımız bitmiyor. Bu arada ben geçen Soma'da bir herhangi bir paşa bahçeciden şey aldım. Böyle çok güzel magnolia tatları aldım. Onu sizlerle paylaşayım. Instagram'dan paylaşmıştım zaten. Uzak daha. Bakın şöyle. Kapaklı kafelerde böyle veriyorlar ya, hem bozulmuyor. Yani ağızları da bu şekilde kapalı olduğu için çok uzun süre tatlarınız bozulmadan kalıyor. Ben de böyle iki tane almıştım. Şimdi bunları yapacağım. Güzel olur. Bunu böyle bu şekilde buraya koyuyorum. Bu buharla birlikte eriyecek. Bu erirken ben de tatlıma geçeceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Çok basit. Şu kaplara Oreo, burçak ve bir de Lupo alırsanız çok güzel olur. Benim şu an Lupo'm yok. Muz ekleyeceğim. Sonra kremayla çok az limonu karıştırıp üzerine çikolata ekleyeceğim. Ve çikolata üstlerine dökeceğim. Göreceksiniz zaten. Şimdi ben bir başlayayım. Çikolatalarım eridi arkadaşlar. Şimdi yarım paket bu kremayı ekleyeceğim. Bu normalde kıvamlı değilse biraz limon suyu akıtabilirsiniz içine. Kıvam alacaktır. Son halleri bu şekilde arkadaşlar. Çok az daha krema ekledim çikolatayla eritip. Çünkü böyle bayağı yoğun olsun istiyordum. Şimdi bunlar biraz böyle dursun. Sonra dolaba alacağım bunları. Normalde yazın daha çok giden tatlı. Yani soğuk bir tatlı. Ama şu an canım istediğim için yaptım. İstediği için yaptım. Çok basit değil mi? Gerçekten hani tatlı ihtiyacınızı gideriyor. Özellikle Lupo falan koyarsanız. Veya istediğiniz bisküviyi de koyabilirsiniz. Sevdiğiniz. Ben çok beğenerek, severek yiyorum. Murat da bunu çok seviyor. O yüzden yapmak istedim. Şimdi buraları toparlayacağım. Sonra bir duşa girerim. Sonra çamaşır asarız falan filan. Sonra tatlı yeriz. Bir şeyler yaparız. Şimdi öncelikle arkadaşlar duştan çıktığım gibi yüzümü yıkıyorum. Her zamanki Bioderma'nın yüz yıkama jeli kullanıyorum. Sonrasında kağıt havluyla yüzümü siliyorum. Ondan sonra da şu an üzerinde bulunduğumuz sonra
sonrasında da herhangi bir tonikle, şu an elimde gül suyu var. Onu şöyle alıp mendilimi siliyorum güzelce. Bunu böyle buzdolabında saklıyorum ben. Çok güzel oluyor. Hem gözenekleri sıkılaştırıyor hem de böyle nemlendirici öncesi bir baz oluyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Şöyle boyun bölgelerime getiriyorum. Herhangi bir tonik kullanabilirsiniz cildinize iyi gelen. Ben doğal olduğu için genelde gül suyu tercih ediyorum. Ama onun da doğal olmasına dikkat edin. Ve şimdi sonunda geldim. En sevdiğim yere. Evin en sevdiğim bölümüne hatta. Şu pijamalarımı beğenirseniz eğer, şimdi de zaten story atacağım Instagram'da. Sizler de beğenirseniz aşağıya link bırakırım, bakabilirsiniz. O zamana kalırsa tabii ki. Saçlarımı böyle nemini alıyorum ben duştan sonra, 5-10 dakika havluyla kesiyorum. Sonrasında tarıyorum. Saç spreyim, yani saç yağım, saç kremim çok fazla var. Ama bugün, yani bu ara şu çok şık olduğu için L'Oreal'in Mythic yağını kullanacağım. Umarım böyle okunuyordur. Güzel şık bir şişesi var. O kadar çok saç ürünü geliyor ki arkadaşlar. Ama denemek amacıyla, sizlere bilgi vermek amacıyla denemeye çalışıyorum farklı farklı ürünleri. Parfümlerim toz olmuş. İşte nasıl bitsin iş? Bitmiyor. Yani bir yerler tozlu geliyor ve neyse ki bu hafta evimde yine büyük bir temizlik olacak. Ablalar gelecek. Ama bir yerler gözüme tozlu geliyor ve ben sonra bir başlıyorum. Oradan başlayıp bu bütün yatak odası temizleniyor. O yüzden sıkıntı. Bakmamaya çalışıyorum. Aslında bakmazsak görmeyiz ama nasıl oluyor da nasıl görüyorum? Daha önce annemin evinde hiç görmüyorum ben bunları. Ne oldu bana? Neden böyle oldum? Saçımı tabii ki Tangle Teaser'la tarıyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. Birkaç tane var, çantamda taşıdığım var. Ve bu yağ saçların çok kolay bir şekilde taranmasını sağlıyor. Aynı zamanda kuru saç uçları için böyle nemlendiriyor. Size bu şekilde anlatabilirim. Vaat ettiğini bilmiyorum. Benim gözlemlediğim bu. Şimdi gelelim cildime sürdüğüm serumlara. En son Estée Lauder'u bitirdim. Yine bitenler diye biriktiriyorum. Onlardan bahsedeceğim size. Şu an şu vitamin E var. Naos markasının vitamin E'si var. Bu yine bana marka gönderisiydi. Şöyle değişik vitamin olduğu için cildime iyi geleceğini düşünüyorum. Ve ben böyle nemlendiricilerden önce vitamin kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Şöyle cildime bunu akıtıyorum. Kokusu falan çok hoş değil ama önemli olan bıraktığı his. Sanki böyle sabah uyandığımda bundan mıdır bilmiyorum. Cildim tek renk. Yani renk eşitsizlikleri yok. Ve gözeneklerim biraz daha küçülmüş gibi hissediyorum. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben bütün kremlerimi boynuma da sürüyorum. Çok göz çevreme getirmemeye çalışıyorum. Bu emilirken saçlara geçelim. Saçlarım hafif kuruyken, yani hafif nemliyken, aslında biraz daha kuruması lazım. Şu Shein'in saç kremini kullanıyorum. Avucunuza dökünüz ve nemli saçın tamamını eşit miktarda uygulayınız diyor. Bu çok güzel kokuyor ve gerçekten bunun düzenli kullanımda çok iyi sonuçlar verdiğini duydum. O yüzden parfümlü mü bilmiyorum ama kokusunu çok beğendim. Bayağı büyük olduğu için de böyle bir hafta 10 gündür düzenli kullanıyorum. Umarım böyle. Yani mesela saç kremlerinden istediğim şey ne onu da bilmiyorum. Çünkü saçlarımla ilgili hiçbir problemim yok. Ekstra bir farklılık olursa sizlerle paylaşıyorum. Yani saçlarımı çok soruyorsunuz ama bence arkadaşlar en büyük sebebi hiç boya olmaması. Yani hayatım boyunca boyatmadım. O yüzden de hani bir boyanmış saçla boyanmamış saç arasında dağlar kadar fark var. Yani görüntüden de anlayabilirsiniz, dolgunluğundan ve yumuşaklığı zaten en büyük fark. O yüzden hani soruyorsunuz ya, belki rengini söylesem bile aynı durmaz. Çünkü gerçekten hani bebeklik saçım, hiç boya yok, hiçbir işlem yok. Bilmiyorum ama kuaföre gittiğim ilk an tam numarasını öğrenip çoğu kişiye söyleyeceğim. Çünkü çok sorun oluyor. Ben de merak ediyorum. Böyle saç uçlarıma bu yağı yedirdim. Ve bu kadar, yaptığım işlem bu. En son işte düzleştireceksem veya kurutacaksam ekstra ısıdan koruyan kremler uyguluyorum. Ama bu rutin olarak yaptığım iki şey. Bence gayet iyi. Şampuanım sürekli değişiyor. Bittikçe zaten paylaşacağım. Evet.
Ve son olarak göz kremim kaldı. Bir de nemlendiricim kaldı. Nemlendiriciye daha geçemedik. Onu da banyoda sürelim. Böyleydi. Sürekli her yerim kıl oldu galiba. Banyoya geçelim. Ve orada bitirelim bence. Ne kadar güzel değil mi yatak oda? Nemlendirici olarak bugün şu Kiehl's'ın Super Multi Corrector kremini kullanacağım. Bu bayağı güzel bir krem arkadaşlar. Bayağı bitirdim zaten. Aslında bunu böyle seyahatlerinde kullanırım diye çok kullanmıyordum. Ama geçen dayanamadım, deneyeyim. Ve nemlendiricim bitti. En azından çok beğenirsem alırım diye denedim. Hala deneyimliyorum, hala gözlemliyorum. Bu arada o kadar çok ürün bitirdim ki arkadaşlar. Şöyle bir not alıp sizle topluca cilt bakım ve işte makyaj malzemesi alışverişine çıkmamız lazım. Makyaj malzemesi derken concealer'ım bitti. Sadece günlük hayatımda artık günlük makyajımda sadece concealer uyguladığım için concealer'ım bitti. Bir de işte serumdur, nemlendiricidir, maskedir. Bunları almamız lazım. Biraz daha artık böyle son demlerini yaşıyorum. Bitsin. Sonra birlikte şu yasaklar da kalkarsa, her şey güzel olursa birlikte bir alışverişe çıkalım diyorum. Bu sefer cilt makyaj alışverişi. Giyim değil. O yönden bence şanslı. Ya siz kim şanslı peki bu durumda? Siz mi, ben mi? Ya da kim şanssız? Göz kremi olarak da Kiehl's'ın Midnight'ını kullanıyorum. Pek bir etkisini görmedim. Ama aldık. Dönülmez artık yani. Almışsın. Kullan. Bunu kullanıyorum böyle bolca. Elimi asla korkak alıştırmıyorum. Böyle. Ve en son bitti. Şu an bu rutin bitti. Ama buralar toz oldu. Ben şurayı sileyim, süpüreyim. Sonra artık yatış moduna geçeceğim. Burak da gelir zaten. Ben yatış moduna geçtim. İlk kez böyle kısa bir video oldu. Ama bence güzel oldu. Çünkü içerik çıktı. İşte bir şeyler yaptık. Böyle yemek yaptık, tatlı yaptık falan filan. Cilt bakımı yaptık, saç bakımı yaptık. Dolu dolu bir video olmuş. Aralıksız mesaj geliyor. Gideyim onlara biraz cevap vereyim arkadaşlar. Bitmiyordu. Tabii ki severek yapıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ve ben bitireyim artık. Gideyim kahve içeyim ve yatayım. Çünkü dinlenmem lazım. Yarın beni bekleyen iki tane video, temizlik ve bir sürü ev işi var. O yüzden buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 100 bin olalım arkadaşlar. İnanın 100 bin olursak çok güzel şeyler olacak. Çünkü ben bir deli olduğum için yani 100 bine özel parti falan düzenleyebilirim eğer korona pandemi biterse. İnanın yaparım. Instagram ve YouTube 100 bin olursak güzel planlarım var. Sanki 1 milyon oluyormuşum gibi de. Hayırdır sen? Ama ne var ya? Bu benim hayalimdi. Neyse işte yapın beni 100 bin. Takılalım. Siz de gelin partime. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.